oy veren koyunlar yüzünden. Sizin gibi koyunlardan daha iyi yönetirim. Ben oy vermişim, koyun mu oluyorum? Sizin yüzünüzden ben mecbur muyum ekonomi sıkıntı? Koyun ne demek? Ne demek ya? Koyun. Bağıracağım mı hocam? Ne yapacağım? Koyun diyor, koyun. Anlamıyorsunuz mu siz ya? Türkçe söylüyorum zaten, koyun diyor. Koyun kötü bir şey. Koyun kötü bir şey. Siz koyun musunuz? Kurbanda kesiliyor. Hayır hayır, siz koyun musunuz? Dinimizde var. Siz koyun musunuz? Sana hayvan mı dedi, eşek mi dedi, ne dedi? Parti ismi kullanmıyorum. O partiye verdiniz de siz koyunsunuz. Koyun, tamam koyun. Bitti bu kadar. Sen kabul mü? Ben kaybetmiyorum. Etmiyorum yani, niye diyeceğim? Eminim bak, sen de AK Parti'ye vermeyen bir ton kişiye de terörist demişsin. Demişsem şerefsizim. Sizin gibilerine de biz doğuda koyun diyoruz. Koyun sensin de. Ya koyun siz olun hanımefendi ya, lütfen ya. Takmışsınız bir hayvan. Kesme o zaman koyun. O kadar kötü bir şeyse. Gene vereceğim, gene vereceğim. Deyim yok, koyunsuz. Koyun, koyun. Sen de git HDP'ye ver. Tamam, sen git HDP'ye ver. Dayı, dayı, seni ilgilendirmez. İsviçre vatandaşıyım dedim ve aynı zamanda çifte vatandaş Türk'üm ben. Türkiye'liyim. Burada oturuyorum beyefendi. İstanbul'da ikamet ediyorum. Ve dediğim gibi insan temel hak ve özgürlüklerine. Bakın insan burada İstanbul'da yaşayan Hristiyan, Yahudi, diğer dinlerden insanlarımız var. Onlar kendi inanç ve aidiyet değerlerine uygun yaşam biçimleri vardır. Sinagogları var, kiliseleri var. Yani kimsenin dini inancına baskı yapılmamalı. Arkadaşın sunmuş olduğu baskı ortamı içerisinde insanların fikrini söyleyebilme gibi bir atmosferi bile yok. Ya 15 dakika... Hristiyan olsanız, ben Hristiyanım deseniz size kim ne karışabilir? Dikkat edin. Burada arkadaşlar yani baskı yoktan kastım şu. Az önceden beri dinlediğimde Avrupa'dan insan... Yani şu anda her şey dört dörtlük bu ülkede. Biz geçmiş... Dört dörtlük, tamam, ona da katılıyoruz kardeşim. Değil, dört dörtlük değil bu ülkede. Anlamadım da. Yani neden bağırma gereği hissediyorsun? Ben hala onu anlamadım. Ama hayır siz... Yani siz, ben şimdi, bakın ben şimdi bir şey söylemekte zorlanıyorum. Şu ortamda pek çok insan fikrini söyleyemez iken, arkadaşımız baskın bir şekilde... Niye söyleyemezken? Bakın ama lütfen, baskın bir şekilde diyorsunuz ve söyleyemezken diyorsunuz. Ben nasıl söylüyorsam, ben inancımı, düşüncemi, fikriyatımı ibraz edebiliyorsam, dile getirebiliyorsam siz de getirmelisiniz. Esas insanlık budur. Buyurun abi. Ben sizin de inancınıza... Yani, saygı duymak durumundayım. Adaletin bittiği abi, yerde ekonomi düzelmez. Bak adaletin bittiği yer neresidir biliyor musunuz? Vahşi kapitalizmdir. Başka bir şey değil. Bu ülke 100 yıldan beri vahşi kapitalizmle yönetiliyor mu kardeşim? İşte bütün mesele bu. Onun için adalet aramayın. Arkadaşlar dinden bahsediyorlar. Abi dinden bahsetmesi neden seni rahatsız ediyor? Biraz daha açıklar mısın? Arkadaşlar ben rahatsız olduğumu az önce açıkladım. Şundan dolayı rahatsız oluyorum. Bakın. Bakın insan olarak herkesin yanlışları olabilir. Bizler yanlışlarımızı kapatma anlamında bir... Hayır, münasebet. Niye siz bugün ön yargını, bakın ön yargılı konuşuyorsunuz beyefendi. Siz beni tanıyor musunuz? Ben kendi yanlışımı burada dini değerleri ön plana çıkarak örtbas mı ediyorum? Evet, bunu ifade ediyorsunuz beyefendi. Ama böyle ifade ediyorsunuz. Beni tanıyor musunuz? Biliyor musunuz? Ne olursa olsun ben günahımla, sevabımla bir insanım. Ve burada kendi inancımı, kendi düşüncemi ibraz ediyorum. Bütün mesele bu kardeşim yani. Ben kendi inancımı da söylüyorum. Başörtüsü konusundaki yorumum da oydu. İsviçre vatandaşısın. Oradan emekli misin? Hayır efendim, daha yaşım tutmuyor ya. Bir senem daha var. 64 yaşındayım. Nasıl mı? Çalışıyorum. Çalışıyorum tabii ya. Çalışmazsak biz bu yaşta ekmek kalmaz dağda taşta. Niye mi geldim? Ya elbette, bakın ben vatan sevgisiyle geldim. Buyurun. Vatan sevgisi. Vatanımı seviyorum. Doğduğum, büyüdüğüm toprakları seviyorum. Olumsuzluklar var, ekonomik sıkıntılar var. Ne oldu? Vatan sevgisine geldin. Her şey berbat. Ne yapacağız şimdi? Ya sıkıntı yapmayın ya. Tamam evet, ben birçok konuda hakikaten sıkıntı var. Ben muzdaribim. Ben rahatsızım. Var. 40 lira litresi benzin alın. Ya hanımefendi, ben şimdi toplu taşıma aracıyla buraya geldim. Arabamla gelmedim ki. Çalıştıramıyorsun ama İsviçre'de olsa çalıştıracağım. Zaman, aynen öyle. Neden? İsviçre'de 2 saatlik emek karşılığı bir depo yakıt alabiliyorum. Burada işte 2000... Bugün gitsin. Bugün 2000... lira dolayında bir depo benzin. Onun için biz İsviçre ile Avrupa ile kıyaslamayalım. Bugün neden ama
İsviçre... Ama Avrupa bizi kıskanıyor. Onu ne yapacak? Ya Allah Allah, subhanallah. İroni yapmayın lütfen ya. İroni yapıyorsunuz. Hayır, kıskanmıyor Avrupa bizi. Tabii biliyorum kıskanmadığını. Ya lütfen ama. Hayır hanımefendi. Hepsi, bir tek Amerika kıskanmıyor bizi. Bakın hanımefendi, biz burada aslında çözüm önerileri var. Yok değil. Neden diyeceksiniz? Cumhuriyet tarihi boyunca merhum Erbakan hocamızın bir 11 aylık iktidarı oldu. Ne yaptı? Denk bütçe politikası yaptı. Havuz sistemini uyguladı. Akaryakıttan vergi almadı. Eşel mobili uyguladı. Cumhuriyet tarihinin en iyi, en başarılı hükümetiydi. Ne oldu? 28 sonra, Şubat'a o yüzden tutmadılar. Amerika rahatsız oldu. Siyonistler rahatsız oldular. Ondan sonra Erbakan'ı alaşağı ettiler. Böyle alçakça, çünkü yerine Erdoğan'ı getirdiler. Ülkenin anasını ağlattılar. Allah Allah. Beni ilgilendirmiyor. Erdoğan gitti. Erdoğan'ı getirdiler. Ülkenin anasını ağlattılar. Millet açsız. İşte Erbakan'ın kıymetini bilseydiler böyle olmazdı. Tamam, onu kim getirdi? Erdoğan'ı ben mi getirdim? Ya Amerika Allah getirdi. Allah. Kim yaptı? Amerika yaptı. Ben son bir şey belirtebilir miyim? Yanlış anlamayın. Eğer bugün benim amacım burada televizyonlara çıkıp da popstarlık yapmak değil. Ben sadece bir şey belirtmek istiyorum. Eğer bugün bu ülke bu haldeyse, bugün millet evine ekmek götüremiyorsa, ekonomi düşmüşse, tek iki sebebi vardır. Birincisi Erdoğan'a oy verenlerdir. İkincisi de ülkeyi, ekonomiyi çökerten kendileridir. Bir de kalkmış 90 milyon halkla dalga geçiyorlar. Ekonomiyi düzelteceğiz. Ulan zaten siz bu ülkenin anasını ağlattınız. Kalkıp da siz bu kadar insanı salak yerine koyup edebiyat yapmayın. Ülkeyi bu hale getirenler de ona oy verenlerdi. Son sözüm budur. Kusura bakmayın. Evet, estağfurullah. Yüzünden biz bu haldeyiz. Oy veren koyunlar yüzünden. Bakın, kimi gönderelim oraya? Kimi gönderelim oraya? Hangi hükümet kurulsun? Kim ülkesine, halkına yararlıysa, kim halk, bir saniye. Nasıl ülkede bir sürü akıllı, zeki, üniversite mezun insanlar var. Bir tek Erdoğan mı var? Gönderdiğinde oraya gitti bakayım. Kim? Bunlardan farklı olmaz, merak etme. Ben oradan yönetsem senden iyi yönetirim. Millet var ya, sizin gibi koyunlardan daha iyi yönetirim yani. Bu millet bozuk olmasa orada da bozuk insan olmaz. Bunu kabul ediyorum. Bak işte, siz hep bunu sen ne oluyorsun? Koyun var, ülkeyi bu hale getirenlerdir. Tamam, ben o vermişim, koyun mu oluyorum? Bak, sizin yüzünüzden ben mecbur muyum ekonomi sıkıntı? Koyun ne demek? Ne demek ya? Koyun. Bağıracağım mı hocam? Ne yapacağım? Koyun ne demek? Çok ayıp. Koyun ne demek? Sakin ol abicim. Abicim sakin ol, tamam. Koyun ne demek? Koyun. Neyse o ağzından. Saygısızlık yapma. Saygısızlık yapma. Evet. %54 oy verdi. Kardeşim sana ne oldu? Resmen Türkiye'yi bitirdin. Tamam, sakin ol. Ya, tamam. Abi, bitirdik. Var mı diyecek? Türkiye'yi bekliyor. Abi sakin. Hayırdır ya. Tamam. Bitirdik. Zorunuza gidiyorsa başka ülkeye gidin. Tamam, sakin. Her milletin vefatına kurmuşsun. Sen gibi vefatına kurmuşsun. Tamam, herkesin seçme seçimi. Herkesin özgürlüğü var. İşte maalesef insanların birbirine tahammülü yok. Tamam, bitti o kadar basit ya. Değişik fazla. Koyun kelimesi ne demek? Sakince anlatabilirsin. Bakın arkadaşlar, herkesin özgür bir iradesi var. Herkes oy sandık başına gittiği zaman özgür iradesi olarak oyunu kullanır. Abi sakin. Bak, senin fikrin farklı, benim fikrim farklı. Tamam mı? Ama ortam koyun diyor, koyun. Anlamıyorsunuz mu siz ya? Türkçe söylüyorlar, koyun diyor. Dilenci duruma da düşün. Niye itiraz etmiyorsun ya? Başka, o adam koyun olabilir. Dedi. Çıldırdın kafayı. Ben koyun muyum? Koyun değilsin. O zaman oraya itiraz et. Önce git oraya. Olabilir. Dilencilik bak, yaptıran insanlara git. De ki niye insanlar dilenci? Dileniyor ya. Ya. İnsanlar dileniyor bakın, ya. Dilenciden geçilmiyor. Bak. Niye itiraz etmiyorsun? Sen sandık başına gidersin. Koyun dedi, çıldırdın. İstediğine verebilirsin. Tamam, kesin ya. Sen de kendi çıldırmış. Bak başka. Açlıkta. Tamam, benim oyun. Oraya git. Ben burada sana ama saygı duyuyorum. Sana koyun. Sen oraya konuşsan saygı duyacağım şimdi. Ama onlar çıktın yok. Bu adama baba, itiraz ediyorsun. Koyun kelimesine kızıyorum. Sen ya, ne anlıyorsun sen? Ya sen at bırakan adama niye kızdırmıyorsun? Ben gene oy veririm. Problem değil.
sen de istediğine verebilirsin. Ama hakaret boyutuna geçmeyecek bu ülkede. Ediyorsunuz. Koyun kötü bir şey mi? İtiraz etmiyorsunuz. Koyun kötü bir şey mi? Koyun kötü bir şey mi? Siz koyun musunuz? Kurbanda kesiliyor bu. Hayır hayır, koyun musunuz? Dinimizde var. Sen koyun musun? Koyun olsam ne olur? Bir dakika, koyun olsam ne olur? Siz koyun musunuz? Sana hayvan mı dedi, eşek mi dedi, ne dedi? Parti ismi kullanmıyorum. O partiye verdiniz de siz koyunsunuz. Koyun, tamam koyun. Bitti bu kadar. Sen kabul mü? Ben kaybetmiyorum. Etmiyorum ya, niye diyeceğim? Niye, kötü bir şey koyun değil. Koyun kesiliyor hayvan. Hayvanı koyun derim. Kesilen hayvanı yemiyor musun? Ya hayvan mıyım ben? Yemiyor musun? Hanımefendi, lafı çarpıtmayın lütfen ya. Sen laf kalabalığı yapıyorsun. Laf cambazlığı yapıyorsunuz siz ya. Bir oyuna sahip olun. Bak oraya bak. Tabii ki. AK Partilisin değil mi? Evet. Soruyorum ya, ben tartışma değil. Anlarsın. Tamam. Bıyıktan değil ya, sorun yok yani. Bunun bıyıkla falan. Eminim bak, sen de AK Parti'ye vermeyen bir ton kişiye de televizyon başında ya da sokakta terörist demişsin. Evet. Demişsem ama şerefsizim. Ben bilmiyorum. Bak ben, bu kadar da net. Ben çünkü insanların görüşüne tamam saygı duyan bir adamım. Ben de yıllarca AK Parti'ye oy verdim. Benim yaşım ya 29. Tamam. Bak, ama benim için de bitmiştir bak, yani. Bak yanlış anladın. Bak her şey yanlış. Koyun. İsteyen istediğine verebilir. Bu böyle ya. AK Partililere koyun deniyor. CHP'lilere ya da başka partiye verene de terörist deniyor. Bu kadar basit. Arkadaşım ben ona karşıyım. Problem yok. Kim yaptı biliyor musun abi? Bu hükümet yaptı. Buna emin ol yani. Bir tamam. Bir şey tartışamayacaksak. Tamam. Ama hakaret boyutunu geçmeyecek dostum yani. İnsanları birbirine bu kadar düşman eden bu hükümet abi, anladın mı? Ya olabilir. Muhalefetin başındakiler de en az bu hükümet kadar suçlu. Bunu da söyleyeyim bak. Olabilir. Tamam. İnsanları ama ayrıştıran bunlar. Sen ben burada tartışıyoruz. Bak bu adamın canına tak etmiş. Senin ayrı ama yerden. Bir dakika abi, konuşturmuyorsun ki beni. Aynı anda konuşursak. Bak, bir saniye reis. Söyle tabii. Bak aynı anda konuşursak kimse bizi anlayamaz. Tamam. Yani bunu yapanlar, tamam mı, cebini doldururken S-500'lerle gezerken CHP'si bilmem nesi, AK Partisi, MHP'si, tamam mı? Bak senin üstünde kirli forma var. Tamam. Benim ayağımda çakma Crocs var. Millet orijinalini giyiyor. Tamam, 4 milyar ben 400'e aldım bak. Bu saatin orijinali 200 bin dolar. Ben 200 liraya aldım burada. Tamam. Sen ben bak, ben yarım depo benzinle gezerken senin benim tartıştığımız adamlar koyuyor parayı. Tamam mı? Ben diyorum ki tartışma güzellikle olur. Tartışacak ama bak, bir şey yok. Hakaret boyutu. Realite yok. Tamam mı abi? Gerçek olan bir şey var. Şuna geliyor musun? Bak ben şunu diyorum. İsteyen istediğine verebiliyor. Tabii ki de o. Sandık başına tamam, gittiği zaman evet, iradeyi evet, kullanabiliyor. Tamam. Peki ben kullandığım partiyle ilgili, ben oyu o partiye verdiysem koyun niye oluyorum? Öbürü veren niye terörist oluyor? Ben öyle bir kelime kullanmadım. Sen duydun mu? Sen ama ben gittin burada duydum. Ama bak senin savunduğun insanların çoğu bunu söylüyor abi. Kişisel, herkes kendi düşüncesiyle hür koyun şeydir. Koyun olmasının sebebi ne biliyor musun? Nedir abicim? Sen bugün konuşun, ne olur. Tamam. Abi. Koyun olmasının sebebi ne biliyor musun? Bugün koyun kelimesini kullanma da gene. Tamam bir saniye. Oy verenlerin yüzünden evet, bu halk böyle ekonomi sıkıntı çekiyorsa, evet, evine bir ekmek götüremiyorsa sizin gibi oy verenlerin sayesindedir. Ve sizin gibilerine de biz doğuda koyun diyoruz. Koyun sensin de. Yok koyun olmasın. Ha, koyun sensin. Halk sizin yüzünüzden ekonomi sıkıntı çekmez. Diyorum, tamam mı? Görsünüz bak, at gözlüğü takmışsınız. At gözlüğü. Abi, şey yapın. Görmüyorsunuz. Ben de aynı şeyleri senin için kullanıyorum. Tamam mı? Koyun olmaz, az vermezsiniz. Ya koyun sensin. Vallahi ya koyunsuzsunuz ki bu ülkeyi bu hale getirdiniz. Ya arkadaşım. Üstelik kalkmışlar bir de diyorlar ekonomiyi düzelteceğiz. Ulan zaten ülkenin anasını ağlattınız. Dünya Bankası'nı, Türkiye'nin Bankası'nı soydunuz, soğan çevirdiniz, ülkeyi soydunuz. Verme, vermesin adam. Bir de diyorsunuz ekonomiyi düzelteceğiz. Bankalar falan satıyorlar ya, oy verme, sen de oy verme o zaman. Niye oy veriyorsun? Ben özgür irademi kullanıyorum, oy veriyorum dostum. Sana ben karışamam. Sen diyorsun ya, sen diyorsun ya ben koyun değilim. Sen kendini kurban ediyorsun. Anladın mı? Ben benim düşüncem ama bak koyun kelimesi veya hakaret boyunda geçmediği sürece burada herkes tartışabilir. Sana bir şey söyleyeyim abi. Ya koyun siz olun hanımefendi ya, lütfen ya. Takmışsınız bir hayvan. Kesme o zaman koyun. Ya kesin. O kadar kötü bir şeyse. Ama bakın hayvan kelimesinin yerine geçiyor. Siz şeyse kesme kurbanda kardeşim o zaman. Kendinizi alabilirsiniz. Biz almıyoruz. Okey. İsteyen de istediği oy partiye oy verir. Terörist. Bu kadar niye celallenmiyor o zaman? De, vesaire de olabilir. Bu sizin doğal haklarınız. Ama insanlara, o partilere oy veren insanları da koyun gibi kelimelerle yakıştırmayın. Şimdi sana bir şey, soru soracağım. Çok güzel konuşuyorum burada. Ama şov koyun yapıyorsun. Olmaz, şov yapıyorsun. Evet, şov yapıyorsun. Sen şimdi kendin iradeni kullanarak oy verdin değil mi? Koyun evet. Olmaz. Halkın böyle olmaz. Bir dakika, bir dakika. Abi, tamam. Oyunu kardeşim.
kardeşim, sen bana konsantre ol. Oyunu verdin. Abi şöyle yaşasın oğlum ya. Oyunu verdin mi? Ya bak sen özgür iradeni kullanarak bak bu ülkede bir insana Türk Cumhuriyeti vatandaşına koyun diyorsun. Hak ettiyse derim. Niye hak ettin? Çünkü sizin gibiler yüzünden ben bana kururu çıkınca çağırıyorum. Gene vereceğim, gene vereceğim. Beyin yok, koyunsuz. Koyun. Sen de git HDP'ye ver. Tamam mı? Sen git HDP'ye ver. HDP'ye veririm, seni ilgilendirmez. AK Parti gibi ederim. AK Parti'ye oy vermektense HDP'ye veririm, tamam mı? Bir dakika. Ekonomiyi hepsini bırak. Tamam, batalım. Bırak onu. Sen Afgan ile Suriyelerin burada kızları tecavüz etmesi hoşuna gidiyor mu? Ya onlara. Gidiyorum. Gidiyorum. Bak ekonomiyi boş ver. Ekonomiyi boş ver. Parayı da boş ver. Dur, sana bir soru soracağım öyle gidiyor. Taciz olayında. Bir dakika. Hoşuna gidiyor mu? Demek ki şimdi iradeni kullandın, oyunu verdin. Gene de kullandın. Bak bu kadar halk. Aç, evet. Sefil, memnun musun? Elin aç, vicdanında doğru. Rahat yatıyor musun? Uyuyor musun? Ben söylüyorum. Ben çalışıyorum. Paramı da kazanıyorum. Bakın. Uyuyabiliyor musun? Ben rahat uyuyabiliyorum. Vicdanen de çok rahatım. Bak samimiyetimle söylüyorum. Tersiyiz abi bak. Ben de ne söylüyorum? Abi çalış abi canım abi. Çalışıyoruz abi. Gel benim yanımda ben sana iş veririm. Çalalım mı abi? Çalalım mı? Ya gel çalışmıyorum sana. Ama yok. Çalışmayınca. 15 lira abi. Ya hadi. Canım dostum. Bak ona katılıyorum. Ekonominin çok kötü olduğunu. Askeri ücret ne kadar şu an? Bak. Sana çok gönülden katılıyorum. Kiranın 15 olduğunu, askeri ücretle yetinmeyeceğini bak biliyorum. Ben çalıyorum, çırpıyorum. Peki oy verenler niye, ona oy vermeyenler niye terörist oluyor da niye oy verenler koyun olmuyor? Ben böyle bir kelime kullanmadım, dedim ki sana. Yok gene AK Partililer oy vermediği için ona terörist diyorlar. Benden duydun mu? Yok ama bütün AK Partililerden duydum. Ben de duymadım. Oy vermeyenlere terörist diyorlar, vatan haini diyorlar. Ben AK Parti'ye oy attım. Ben koyunun kralıyım. Zeytinyağı. Ben koyunun kralıyım. Bak nasıl kaçtı? Koyunun kralıyım. Ben koyunum. Niye kızıyor? Niye o zaman kurban da kesiyorsun? Yani bu kadar dinimizde olan bir şey bu. Yurt dışından mı geldin? Evet yurt dışından geldim. Bak, ben 2007'de... Ama ekonomiyi savunmuyorsun değil mi? Kralsın. Bak ben orada... Bravo! Ben 96'da gittim. 96'dan 2007'ye kadar Amsterdam'da yaşadım. Benim bütün konu komşum gitti. Oy vermeye koştura koştura. Bana diyorlar ki niye oy ver? Ben niye vereceğim dedim. Ben o ülkede yaşamıyorum ki. Ben oranın geçimini nereden bileceğim? O zaman onlar da koyun. Onlar da koyun. Ben sizin hakkınızı orada savunamam kardeşim. Sizi burada ne yaşadığınızı ben bilemem ki. Ha ama şimdi de o ülkeye geri gidiyorum. Niye biliyor musun? Sevdiğim vatanımda sırf bu adalet, bu adaletsizlikten dolayı şimdi Ekim'de geriye dönüyorum. Amsterdam'a yerleşiyorum. Güle güle kullansınlar ülkelerini.